Assalomu alaykum qadrdon sportsuz YouTube kanali va sayti muxlislari. Dangal loyihasi birinchi son mehmonimiz O'zbek yo'lbarsi, O'zbek bokschilar orasida birinchi bo'lib olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritgan Muhammad Qodir Abdullayev. Assalomu alaykum. Zabjudda bilan sparring tushgansiz. O'sha davrdagi pikka chiqqan Zabjudda jahon chempioni. O'sha sparring haqida so'zlab bersangiz. Bu şu olimpiyadadan ketishdan 2 ay oldin şu olimpiyadaga tayyorgarlik jarayonida şu federatsiyaning vitse-prezidenti Bafur Ahmedovich tavsiyasi bilan şu Amerikaga şu professional boks uchun New Yorkga jo'nasak-ku, shu yerda mashg'ulotlar olib borsa, jitcha bo'lsa ham hali yo'tdagi bolalar bilan jam o'tkazib, jitcha alidan qarasak, tajriba kuchayadi degan fikrda shu yerga jo'natishgan. Aşağıya borganımızda şu Zabjuda'nı zaliye borganımız ve Zabjuda hakikaten şüphayette cihan çempiyonu bulup en büyük yıldız çıkan, pikke çıkan payet borganı. Biz şimdi bu payette şunu da Uzbekistan'da hekeye bir yaş yiğit. Hekeye başında ben cihan kubuğunu yutken ben cihan çempiyonu bulup bizdeki ben biz başta adamımız, tarasa gidelim adamımız borup hani bizi cihan çempiyonu bize mina jahon chempioni deb sparring tushkir deb. Shunda u men sanasidan birinchi raundda ringga chiqqan. Hakikaten birinchi raundda urib tashladim. İkinci raund o'zini bilmas, yana ikkinchi raund, uchinchi raund, to'rt raund ringga tushganmiz va bemalarni urib qo'yganman. Shunda urush janjal bo'lib ketgan, vahimali bo'lib. Shunda u ham hakikaten hali hayajon bo'lib hali ringda oldim bilmasdan hali endi nima deydi qorachalar o'ylamay gapiradi, o'ylamay gapirgan gaplar hijolat bo'lib qoldi. O'zi 2000 va 2004 yil olimpiadada tushaman deb niyat qilib qo'yibdim va kimlardir gapiga kirib bilmasdan shu keyin shartnomaga qo'l qo'yib qo'yganman olimpiadadan keyin va shunda endi yerga borib bitta jam o'tkazganimizdan keyin qaytib orqaga qaytish iloji yo'q ekan. Yurtdagi Amerika borganidan keyin yurtdagi vatan tuyg'usi, ota-ona sog'inch, odamlar sog'inchdan keyin milliard pul bo'lsa ham mana hozir Amerika borib 20,000 dollar pul topyapti deyapti. 100,000 dollarlar pul bergan menga. Zarracha ko'rinmaydi bu vatanni yoki O'zbekiston yoki Andijonda bir qoshiq oshiga. Shunchalik haligi bu vatanni sog'inchi ota-onani o'ta qiyin narsa ekan, lekin meni fikrimcha biz o'ta yashamadik. Kerak bo'lsa mana hamma sharoitda qilib berdim, mana millionlab dollarli uylarni, moshinani, eng zo'rlarini, lekin baribir qiyinchilik, keyin tilni bilmaslik yoki shu sabab olimpiada nomi shu narsa holat bo'lgan va shu holatda shu professorga o'tib ketgan. Agar bo'lmagan 2004 yil yana bir bor turib O'zbekistonga yana ikki bor olimpiya chempion bo'lishimiz mumkinmi deb endi buni narsa deyolmaymizu shu sabab bo'lib qolgan shu professorga qadam qo'yganmiz. Afsuslanasizmi o'sha qarorga? Afsuslanaman. Yana bir alamli narsa shundaki, bu Amerika safarlaridan eng ko'p siz emas, ko'proq agentingiz foyda ko'rgan. Deyarli million dollardan oshiq pul aylangan, lekin deyarli sizga bundan naf bo'lmagan. Bu yerda yo'q, masalan, nima deydi? Shu yerga borganimizda birinchi navbatda tilni bilmasligimiz, savodsizligimiz, shu yerda shu boks sohasida bunday ilmsizlik bo'lganligimiz va asosiy mana ruschani biladigan shu mana shu Moskvadan uyadan borib shu Amerikada joylashib olgan shu menejerlar deymizmi, o'rtakashlar shu til orasidan bizga masalan 100,000 dollar 200,000 dollar esa biz uchun katta pulda bu. Juda ham katta. Men roziman deysiz. Lekin uni tagiga kirsangiz kontrakti millionlab dollarlar bo'ladi. Sizga ozgina bir boshqa ikkita kontrakt qo'yib qo'ydirib siz jang qilasiz, bular pul topadi. Endi shu holat masalan shu paytda mana kerak bo'lsa bitta bo'yimga 150,000 dollarlar pul tavsiya qilishgan. Masalan bir yilda to'rtta jang o'tkazib berasan 600,000 dollar o'zi bo'yni o'ziga.
Yette 300 bin dolar, senin bonus, gelsinse, maşina, yev içiz, 5 bin dolar aylık, upayetten 5 bin dolar katta pul var. 5 bin'e, yetten hazır günde 4 kanal yüber artı. Hazır 70 bin, 80 bin dolar. Şuna halatla boyan, peki, şu Özbekistanlı menajerim, hiçbirce karşılık kılıp, sabab, ne kadar karşılık deseyiz, 1 milyon dolar yılıge pul verirken bize, ondan benden çökken 30 faizini şu menajer alış gerekti. Yani kim bolar, benim kızım yok. 30 faizini. Ettekiyle vaatler ki Muhammed 10 milyon dolar gel bir tabi 10 milyon çalıyor bize 3 milyon bize 1,5 milyon dolar da ikinci komünizge bir aramam degen fikirde. Hazreti bana sen Olimpik şampiyon çıkardın. Oğul senin işin tükendi. Yani menge bir, ben özüm yürüsleyin kılamam. Özüm bu Muhammed'i elbette cihan çıkmıyor kılamız. Kötaramız. Kötaramız. Kira bo'lsa, eng zvezda kino aktyorlar, Van Dam deysizmi, uni Shvars Neger deysizmi, zo'r ashulachilar hammasini olib kelib o'tkazamiz. Bo'ydan keyin har biridan intervyu olamiz. U yulduz qilamiz. Mashaqa yulduz qilib, bir yilga borib bu boladan million-millionlab pul topamiz. Deysa, Muhammad ertaga 10 million dollar pul topsa 3 milyon bo'lsa, 1,5 milyonni begonilib ketadi. Begonilib ketaman degan fikr qilib karyerangizga baltoring. Shu bilan hali yerda kerak bo'lsa, kimlargadir 5 ming bergani menga 150 ming bergan. Kontraktlarda deb qo'l qo'y deb turgan taqdirda keyatsa aytayapti. Men Muhammad chempion qilish uchun dedi. 150 ming dollar pul sarfladim dedi. Hop, bo'ldi dedi. Ben size 75 bin dedi. Sen bana biz 52 ilişkili yaptınız. Ben 75 bin dedi. Sırrazi 75 bin dolar bitti ağız yalgın yapıp lan 75 bin dolar buldu. Hazır pul 750 milyon dolar. 750 bin dolar. Bir sekin yapıp dedi. Aşındayan konu hava yaptı. Bu Toshkentli menajer hakkında yapıp gitme. Toshkentli. Bana iki vaxtlar gelip bana sen bana bitti oylamız. Menga bir so'm puling kerakmas deb mana shu Toshkentdan ketganmiz. Shu tushayotgan menejer senga tushadigan o'sha 15% yoki 20% biz ashib qo'yamiz senga. Men o'sha yerda bo'lsam sen jahon chempion qilaman degan maqsad bilan ketganmiz. Uyga borib, ertagi katta pullarni eshitgandan keyin hali va'dalar esdan chiqib qoldi. Endi ular gapiga kirib, endi baribir İnsan inanıcı bir şekilde mi zaten? Şu insanlar yap inanıp bitti ailemiz. Ben aslında şu kızlarım sen bilen ne mi dedi? Onlar da ya köke olup bitti ail köke bizdip niyetler kılıp kadem koyuyoruz. Ben hazır günde ben aşılar bir böyle 50-60 bin dolu hazır tabir etmiş ortaş günde. Lakin kanı mı neş pullarım? Şu kantarada aşılar sebebi yok atıyoruz. Menajerler, promotorlar, ne işte promotorlar yugurup yürüyen. Angliya'dan, Amerika'dan ne işte bir uç top, telefonla akıllı davar kol koy. Çünkü siz start 12'de cenginizde 11 tasını nakavut bilen başlayansınız. Ya hala uncalı bulmadı hala. Onda çimpiyon olmasından duruyor. Hala bir en 2 tane, 3 tane cenginizde yürüyen. Yok, işte 12'de de yutkenizden ki bu pik dereceyi götürülgendi. Bu nasıl? Aşı 10'da cengin, 11'de cengin, 10'da nakavut yiyen zengin. Aşağı ahır yaşı Avustralya'da şu Costa Zoo promotion'da çöp ve Costa'dan bir bitti aldım çöp. 4. round'da Cihan Çöpiyon nakatkı yeniden köyün yine katta bir şuna dedi. Vahim ya. Saat geldi kendi promotorla yine kızıkış yine orta borgen. Ve kim böyle dedi. Yani Allah'ım nasıl tağlarımızı şu yazılı yine gen. Lakin şu yüzüşümge, şimdi buluşumge, şöyle sebep. Çözü profesyonel yetişimge, üsüller sebep çöpüken, sadarlık kılıp hali, muhtemem, Slovakya'ya aşıp etti. Slovakya'ya ben bana dua kılayım. Profesyonelden bir küçüğüm köse dediğim bir vadana yapırıştı, yapırıp koyup, keyin borgim kemiğe kalıp, keyin şu
İslom aka va'da berib qo'ydim, borishim kerak degan bir fikrda borib. Lavz uchun. Keyin mana bularni lavzga men odashtib, mana u pul uchun pul deb oilasini qo'yib yuborib. Endi bari xudo bor, hamma nima niyat qilgan bo'lsa, niyati yetsin. İctimai tarmoqlardagi suratlaringizni ko'rar ekanman, 99% suratlaringiz o'tmish bilan bog'liq. O'z davrining eng taniqli insoni bo'lgansiz. O'sha davrlarni qumsaysizmi? Endi qumsaysiz baribir endi bundek bek turib uydagi rasmlarda mana Quvonch Tagambayev desin, Rustam Chagayev desin, birgalikda shu Las Vegasda aylanib yurganlar kelib turib shu umrlar vaqt o'tib ketdi. Qaytib kelasiz kelsa degan bir fikr bo'ladi, lekin hiç kazanan demek değil, insanın öksürmesi gerek. Bundan sonra bizden aldığına şuna halat boyayan köpüde. Çünkü biz hemen nasıl ki tayyip buluşmamız gerek. Bu yaşlılık ve yabarlık fakat Allah'dan da bilmemiz, birader, ümit koymayız. Lekin melekler, özünüz yanınızda, dostlarınızdaki hıyanatı hiç kaçan ben geçirmeyeyim. Onu özümge sadıra almayayım ama. Bu menajerim, kıyan işi geliyor ki dostlarım. Bevafolik qilganligi. Bu yuragida alam dard bo'lib qolganmi? Bu xiyonatlar. Bo'ladi bu. Yillar ham davolamadimi bu xiyonatda? Dardini qolgan. 100 yillar ham gapiraman, xudosan. Ba'zan kim aytadi, masalan, meni ustozim Nabijasi ma'lum aytadi, "Bu gapni gapirma, bu bepoyda." Bu aytmayman deyman. Lekin bu baribir bu menni o'tdi-da. Endi kelajak yoshlar adashmasin deb. Sohada. Mesela etibar verirsiniz, bana bir paytlar çok çıkan paytlar, misalda bir cahaya bakıp durun, çoğundan gizli bana 500 dolar, 1000 dolar pul var, bir kafe ekirseniz, ödüyseniz, pul göremez, de, pulu mu aldı, deseniz, yok, skeptürsüz bol dedi. Premierde adı. Maşaya kele o katına atırsınız, biz kursan bulamız. Kesiniz, bana Muhammed kaldır dedi, onu bana tanıştırdı, bir kakya, bırak, kepaz, Menga qarashli deb qo'yamiz. Hadi ashin bilan haligi narsa yurib, vaqtlar kelib turib, keyin hali bir qanaqadir o'zlari tiklab olgandan keyin yoki bir cho'qqa chiqib qolgandan keyin orqasidan keyin yomonlashni boshlaydi. Ha, yomon kelyapti. Yo shunaqa insonlar bor-da, lekin siz orqasidan milliardlab foyda qilish oladi-da. O'ziga atrofiga muhitni chegara qilib to'sib olib kimse çempiyon, oshnasa çempiyon, polonchisi deb egallab olib, tanishlar ortib olib, keyin sekin orqasidan hali yo'qotish payi shu. Ringdagi ilk sajdai sababli ancha gap eshitganingiz rostmi? Yo, endi baribir yuzi gapirolmaydi. Baribir mana ko'p, nima deydi? Mana bir katta joyga ko'tarayotganingiz yoki bir narsa ko'tarilmoqchi bo'lsangiz To'silik bo'ladi. Men o'zimcha endi shu sabab deb bilaman. Mana Amerikaga ketib olganim, kimlardir uni masalan haligi ozgina soqol qo'yib qo'ysangiz haligi. Bu endi professionaldagi oddiy nima deydi? Image bo'lib qolgan hamma, masalan Mark Tyson deysizmi, Delahoya deysizmi, Lewis deysizmi, hammasida shu image bor. Shuning uchun biz kimdan kammiz? Biz chunki sabab Şeyge varıp, bana Ruslan Çakay bizim, Quvonch Tagambayev, üçümüz buraya gelmezdi. Biz de şu özümüzde imiş kılıp kıldı. Kimler de yani onu ne kadar düşünüştü? Yok ki, rinde sacda kıpırsak. Bana adli savallı yani bu bitti. Kim geldi başı? Düşünmeyen insanlar yetemez. Adli yine bana, şöyle rinde bütçeyi yaptı, kısa burayı inleme yaptı. Lekin biz Müslümanlar deyiz, Allah'a şükür sacda kıpırsak, şunu özümüzü Müslümanlar yaman körü yaptı. Acın hayran kalırsa bunlardı. Şunu yapsınlarımız da bunlar. Bu da yabancı yok. Bana o deyine bir tane savallı bu. Ne var yaşı bir de bütçeye barışıp özünün hudası yana akıllı şey yaptılar. Özünün kına kapısı ya. Ha biz de başı yükkanımız yok. Allah'a şükür koy, sacda koy ya. Biz bu oğlum bu da yabancı. Fakat Allah'a şükür. Hemen azı Allah deyip birine çıkarmış. Lekin aynen şu narsa sebeple sizge salbi tasar kursaçık ürün geliler bugün. Yani bu yedi bala ekim madde de ait olmamız bu orkadan mişmiş hamasi. Lekin hamasi özün cezasını gördü. Aha, ikinci soru.
Endi bu savollarni sizga ko'p berishgan, lekin buni oydinlashtirish uchun ancha ayni vaqti Andijon hokimi va uning o'g'li bilan bo'lgan janjal. Bu hayotda bo'lmagan, mana hozirgacha hayotda bo'lmagan? Hayotda bo'lmagan. Hayotda. Bu bundan keyin ham bo'lmaydi. Mana men yo'q, o'tmishdagi. Yo'q, bundan keyin ham bo'lmaydi. Oldin ham bo'lmagan-da endi bu narsa. Tarixda bo'lmagan. Tarixda bo'lmagan, buni aytib qo'yish kerak. Endi bari buni men ko'p joyga, mana Qashqadaryoga borasam, bitta savolim bor desam, men aytib savolingizga bildim deyman-da. Bu narsani men ko'p takrorlaydi. Bu biz ishimiz emas. Lekin bu kimidir siyosat, kimidir mana viloyat hokimini yomonlatmoqchi bo'lishib, endi shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Lekin mana hozirgacha biz Ulug'bek bilan aka-ukamiz, mana hozirgacha qalbida chempion deb aka deb yugurib keladi. Birla, har doim birla o'tiramiz to'ylardami. Hozirgacha o'zim ukam. Lekin bu bo'lmagan narsa. Bu demak mishmish. Mana o'zim 30 yil boksga shug'ullangan bo'lsam, hali ko'chasiga bitta dam chertmaganman. Haqiqiy erkak o'zi ringga chiq. O'zbekiston bayrog'ini ko'tar, ana bo'ldi. Lekin hani Allohga yo'q, hali ko'chasiga bitta insonni chertmaganman. 30 yil, 35 yil bo'ldi. 87 yilga qadam qo'ygan bo'lsam boksga, yo 85. Hozir necha yil bo'ldi mana, hozir 2021 bo'lsa, shu holatda mana hali 35 yil, 36 yil bo'lgan bo'lsa, hali bitta insonni chertmaganman. Lekin 100 kilogacha ham javob ko'chaga anaqada ringda. 100 kilodagi 100 kilo ham shu qizig'i yo'q u masalan. Javob hamasiga. Lekin o'zingizning kuchingizni ringda ko'rsatish kerak-da. Mana hozirgi yosh sportchilar mana bitta boksyor emas, kurash deymizmi, boksyor deymizmi, MMA deymizmi, ijo shug'ullanib turibdi, ko'chaga chiqib o'zining kuchini ko'rsatyapti. Yoqasidan bittasi kelib pichoq tiqib qo'yapti, shu bilan hayot tugadi. Bu bilan sportchi deya olmaymiz bularni. U bizni sportga tushgan qurt. U zararda bular. Shularda bitta ikkita jamoa xoin sportchilar deb hamma sportchilar yomon bo'lib qolyapti. Shu sababdan Ulug'bekni o'zim ukam, bundan keyin ham ukam bo'lib qoladi. Demak, bu necha yillardan beri xalq orasida yurgan gap aslida mishmish. Endi o'zim u paytda men Toshkentda bo'lganman. O'sha paytlarda Andijonda bo'lmagani sabab kimlardir o'shunaqa holat bo'lib qoldi dedi. Haqiqatan men shu paytda anavi kafeda o'tirganman, telefon qilishgan, o'zimizni G'ofur Ahmed ish tomonidan ham, "Alo, shunaqa holat bo'ldi. Ayo, G'ofur aka, hamma yaxshi. Hech anaqasi yo'q." Shunchalik mishmish tarqab ketgan-a? Shunchalik endi uni kim o'ylab chiqqan endi u biz endi shu o'ylab chiqqan plan qilgan kattalardan kimligini bilmaymiz. Demak, bugun shuncha yil o'tib, sportsuz bir katta voqeaga oydinlik kiritdi. Dangarlar. Hozirda mana shu otasi bilan ham hozir aka-ukamiz mana bizni mana qo'llab-quvvatlash, bizni olimpiya chempioni bo'lishimizga, jahon chempioni bo'lishimizga shu jahon kubogini yutishimizga O'tkir Haydarov desin, Rustanchaga hammamizga sababchi mana shu bizni viloyat hokimi shu obi deb Qobuljon aka bo'lgan. Shu insonga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana hozirgacha biz nima deydi, ular bilan ustoz deb yugurib borib ko'rishamiz. AQShlik boksiga qarshi finaldagi 3-chi raunddagi hislaringizni aytib bersangiz, chunki bu raunddan so'ng o'sha 2 raundda sizda baribir xotirjamlik bo'lgan, 3-chi raundda biroz xavotir ko'zga tashlangan, kelish 3-chi raundda bo'lgan hislar va g'olib sizni g'olib deb e'lon qilishganda xayolingizga nimalar kelgani shu haqida so'zlab bersangiz. Bemalol yutdik. Baribir tabloga yozib qo'ydi 27-20 ochkoda. Baribir menda ishonch yo'q. Qarang, qo'lim ko'taradi. Shu qo'lim ko'targandan keyin haqiqatda nima deydi? Buni qiyinchiligi, bundagi azob, bundagi mashaqqat, mehnatlarni keyin qo'lingiz ko'targandan keyin hammasi uchib ketdi. Shunday xursandchilik. Endi baribir har bir sportchi mana aeroportda qo'rqmasdan ketyotib, xalqimga, prezidentimga, ota-onamga shu chempion bo'laman deb niyatlar qilib ketamiz. Va oxirida shu so'zimiz ustidan chiqqanimiz, prezidentga va'da berganimiz, ota-onamizni duosini olganimiz, ashulalar ko'z oldiga kelib
Her çeksiz özlüleri, tohtaksız, hani kursançlık, köz yaşlar kelerken. Bunu insanlara düşündürüp bir öte daha hayatı kıyın. Bunu başına ötüyen insan düşünüp yeter. Siz Sidney'e barıştan evvel adlı Uzbek yigit ediniz. Kayıtganingizden sonra kahramanga aylandingiz. Birdenge halk mihrini kazanış kançalar yakınlı. Birinci Özbekistan tarihinde birinci Özbek spor içinde birinci Olimpiya şampiyonu. Bunu ben tugulmasdan aldım özü bunu dedem köp tekrarlar köp durardı yaşlı yedi. Ve elbette cahan şampiyonu. Tarih ki erkirmeyen sahibeler kılama sen bilen de yaşlı günümüzde deyin dedem koy ses şey. Lekin dedem var aldığından köp nazarını bir göçü. Ben bir o özde özüme hem de yani Allah'dan. Olimpiyadadagi g'alabangiz hayotingizni tubdan o'zgartirib yubordi. Atrofingizda juda ham insonlar ko'payib ketdi. Nima deb o'ylaysiz? Birdaniga kelgan mashhurlik hayotingizni qaysi tomonga burib yubordi? Endi bir tomondan yaxshi tomonga qiyamiz, birar tomondan nima deydi? Yomon tomonga yopib ketgandicha baribir insonlarda har bir insonni teng ko'ngil ola olmaysiz. Masalan, kimlardir pul sorab kelsa bir marta berasiz. Berganingizni qayta olmaysiz. Bermasangiz o'zgarib ketdi. Oldin yaxshi edi. Oldin masalan arzimagan pul so'ragan bo'lsa, keyin kelib turib 100 dollar so'ragan narsa ertaga 1000 dollar so'radi. Ha, bo'pti men bersangiz yo'q. Chunki o'sha haligi u xalqni endi birinchi davrda siz shu ota-ona bilan, oila bilan yaxshi bo'lsangiz, boshqalar Muhimmas. Miguel Cotto bilan ikkita jang. Havaskordagi g'alabangiz, professionaldagi mag'lubiyatingiz. Shu ikkita jang qanchalik faoliyatingizga ta'sir ko'rsatdi deb o'ylaysiz? Yo, birinchi bu Olimpiada jangida uni hech kim e'tibor bermagan, lekin nihoyatda bir kuchli to'qnashuv. Kichkina bola bo'lgan, u masalan 81-yil bola. Hozir pikka chiqqan payt, men 27 yashar bo'lsam, bu 21 yashar o'ta bir. Keyin professional jangni o'tkazgandagi ikki olimni taqqoslasangiz havaskor boksi ko'proq yaxshi tushgan ekan mendan undan ko'ra. Keyin mana professionalda cho'chib tushgan bo'lishi mumkin. Lekin bu professionalda mana men pikka chiqqan paytda 11 ta jang chiqqanimizda hali u bola uncha tushmagan. 2004-yil Afinaga tayyorgarlik qilayotganda shu как раз men vizam yakuniga yetib qolib, viza olish uchun Toshkentga kelganman. Shu vizani chiqish uchun 3-4 kun Toshkentda yurganda shu Zborni O'zbekiston bilan birga samimiyatni tirnabkaga kelganman. U yerda Turkiyadan mehmonlar kelgan, boksyorlar va shular bilan jang tirnabkaga kelganman. Va shunda ko'rib shu Sharof aka bosh murabbiy bo'lib, Muhammad Qodir bekar ketgan ekansan. Yana bir bor shunaqa shu pikka chiqqan paytim bo'lgan 2004-yil. Shunda ashu kuni turklar hammas ko'rdi, paylashlagan mana shu bolalar bilan. O'zidan o'zi ertasigina yasharishi mana shu emas, joyim og'rib qoldi. Va shu sabab ertasigina og'ridi, endigina og'ridi. Shu bilan operatsiya qilish kerak edi. Shunchaki ko'z nazar deb shu mana shu yerga shu tiq degan. Endi u paytda mana meditsina o'ta rivojlanmagan. Mana hozirgi kunda bitta lazer bilan sayib qo'yapti. Va shu sabab keyin undan keyin pichoqda edi, o'rtada yana 2-3 jang o'tkazdik va o'zi professionallar orasida 12 ta jang o'tkazgan bo'lsak, shunaqa cho'qqa chiqqan paytimda kutilmaganda bitta jang qilamiz deb katta mablag'ligi 1 million 200 ming dollar beradigan promoter bitta jang borishini ko'rishimiz kerak dedi. Bo'ldi, chiqaman dedim. Shunga tayyorgarlik qildik. Biz murabbiy Kenni Adams amerikalik va shu bilan trenirovkani mashg'ulot olib borib o'sha bo'yga ketdik. Shunda toshkentlik menejerim Avstraliyaga uchib ketdi. Shunda ular shartnoma hali shartnomaga qo'l qo'ymaganmiz. Endi u meni xatoyim emas, yana bitta murabbiyning xatosi. O'rtada u menejer bilan o'rtada aloqa qilinmagan ekan, bu bo'y tushyapti, xabar bo'lmagan ekan. Vesga turdim. Atlanta Cityda jang o'tkazdim. Shu Vesga turganda uni Vesa bir mendan 3-4 kilo oshcha vesbergan. Men aytdim, keyin aytdim, bu Vesa ko'p-ku desam,
Muhammed, you are a champion. This guy is bullshit dedi. Bir ama yutasam bunu dedi. Okay, no problem dedi. Hadi bol çoraman dedim. Ve uca boy böyle yaptı. Uca boy geldi. Ece etkisini uca vesit çıkıyor. Keçip etir ben öyle yaptı. Ol, boy düşmüyor sende. Ulağımdan şartlamadı. Kere şartlamadı. Hareket de buldu. Ha bol düşmüyor. Ya bir saatte getirip ben öyle yaptı. Bol düşüyor. Bol yaklaştık. Keliştik. Bol düşüyor sen boyu. Hop. Yani bir saatte getirip ben öyle yaptı. Paşa olun diye yaptı. Bol düşmüyor sende dedi. Sırra tohtalı. Yani ettim hakel yaptı. Yani bol düşüyor sen. Burada da gitme dedi bana. Hadi psikolojik. Bu nasıl sporcular düşünüyordu. Bir gün mavzu düşünmüyorsanız ettim ben düşüyorsan derse bunu da bu hayatta bunu da bulmaya gelken hakikaten o rakabım öte küçüklük maksör bu gene gel. Birinci round, ikinci round, üçüncü round, dördüncü round, sekizinci round değil mi lan yuttum. Dokuzuncu roundda hoşum yollup getip oldu. Ve onuncu roundda yine de bari profesyonel denelik yok. Kovaldım ben artık şurası. Ben turşum gibi bak o bir tur gördü. Oldu yıkarıp getip oldum. Oldu yıkarıp getip durup kendini yıkarıp, kendi adamısın. Ben sana yaptım yani sana var dedi. Bu benim yıkılmadım mı desem. Ötürü aldı oldu. Bu pette hani Zabcu'da hani Kostas Dobla'nın çıkan paytlar sizde bu sefer hani yıkılıyor. Darro oturken o turu ayı hani. Ha bekar yaması kendi tutsam. Nereye yıkarıp durup verdi oldu. Ötürüşü gibi ben özüm düşünme açıp oturup şu ötürüşüm gibi bu. On sana bu kadar geldi. Pasta hani pasta sana duruşuyordu da. Altı, yedi dedi. Bu ben düşünme yapalım. Ha. Şimdi ötürüşüm gibi sekiz dedi. Hani. Keşke şu mülalı gibi 1 milyon 200 bin, 1 yarı milyon diyen kantalarla hamas tükendi. Şimdi promotörü tabii kaptırıp, Huda senin cezaları gördüğünüz yerler, beni oldaştın. Dip durup, şimdi dekildi. Şöyle ki, Özbekistanlık menajerim, bay bay Muhammed. De Ruslan çakardı, şu Ruslan bile böyle ketti. Ben ortada kalıp ketti. Kana bir yetteki vada, kana Özbekçilik, kana vatandaş. Ana, ne kadar absürt astıydı. Ben de başka kadar absürt ama hali insanlara canınız birazız. Lakin siz için bunlar pul az rak. Ana aşağıdaki menge vergen aşağı 100 bin dolarla pullar vergen paytlar. Bu pullu başarız kaytar mı 1 milyon dolarımız egen. Orada da aşağı küyüye mek aldım. Kanı yani benim pullarımda siz bu pullarla tükendi. Borsuz eşit derden ki gizmeydi. Hayat düşürdü de öyle şu. Yakulun yani piyade hakkında hem fikir alınmazsak benimce oraları böyle. Cüdeyem koplak muhlislarımız aynen şunlar sana sorarken. Ne madde böyle siz Rio Olimpiyadası dagi neticemiz bu tasadduf mıydı? Ya ki hazır ki terme cemağımızın küçü nispeten Rio dagisinden küçüzrak mıydı boks terme cemağımızın? Yok bu özellikle hemen haberi var. Bu 2020'de böyle bitirdiğim Olimpiyadaya bu bütün güç sahipledik ve ortada ben pandemiye bugün halatı ortada hemenin ne dedi öyle gelen planları barbat buldu. Bu şarkı koyusu spor keyen tasarını gösterdi. Şu halatta yine mesela Sahut'ta hazır gibi böyle bitirdiğim müsabakanlar oldu. Ben hazır öyle bir gün çözen dedi bir saatte geçmiyorsan yani çözen diyen değil halatta hadi bu ne uçak oldu. Rosa bula pikke çıkan payda pikke çıkıp durulu hani müsabaka bulmaya kaldı. Ortadaki yani sarılar, jenler yok ki bir uçuraşkullar bulmadı. Fakat maşgulat devam etkizip duruştu. Yani buna bile yani asan bulmadı bu halat. Ve müsabakaya bir ay yok ki 15 gün koyandı Amerika'dan dur ayıba. Biz Özbekistan'a bak, bütün dünya federasa ayıba. Boksun Olimpiyadaya başa koymadı. Ve bunlar başka sastavlardan gimnastik yani federasyası var bir gereğinde. Çünkü boks kiritçti. Ve bir de indi, bir de başlılar hamlası başka federasyadan bulup durup, bir de ki, hayır ben hiç kimin kirizmedi. Şu için, öte bir düşünürsünüz, ben az önce geçeceğim aeroportta bugün vakayan körüyen gözü bana arayıp diyeyim. Çıralı yapıp koydu. Hakikaten Mir Aziz yani Şahabuddin, bunlar yutkizgen yok. Hani Şahabuddin'den boyunu körgenmezsin hiç şey. Yollu boyun nasılsın tohtatıp mümkünmez de bu. Peki yani Mir Aziz'i cengi hakikaten yani Cahan çempiyonu oldu. Bitti asası bizi çempiyon buluşumuzda Mir Aziz
Shohobiddin ve Bahodir Jalolov uchovini bir o'zi planlandirib ko'p aytib kelyotdik. Uchovi chora finalga chiqdi ve ikkita sudyalar aybini ikkitasi bu yerda qurbon bo'ldi. Lekin Xudoga shukr hammasini oxirida chiroyli holatda yakunlab qo'ydik. Agar Shahram G'iyosov Olimpiadada ishtirok etganida qayergacha borar deb o'ylaysiz? Unisini hech kim narsa deya olmaydi. U potensialmi? Yo'q, masalan men azana o'zim oddiygina oddiy gapdim, voy nazarimda o'zga telefon qo'ydim. Fazliddin yana bitta 100 so'm bo'lar ekan. Mana 63 kiloda qiz zo'r payt ekan. Mana Elnurni mana jichchaligi kuchaytmay qoldi dedim. Sen yutib olarding ekan, mana Fazliddinni o'ziga o'zim telefon qo'ldim. Nimaga Fazliddin meni o'zim ukam. Meni o'zim vesim. Shu sababdan men hali 63 kilo vaznda o'zim baravar qiziqamanda. Va Fazliddin aka yana bitta tushsam bo'lar ekan ku, mana bemalol yutarding ekan deb tur haligi. Hazil tobi qilib kulishdim-da. Lekin bu bola zo'r bo'lmoq kutmaymiz, lekin hammasi zo'r bor. Lekin bu tashqarida yutib qo'ysangiz, hozir Bahodir yutganda Bahodirni ham orqasidan yomonladi. Bu Val Sanjarni Sanjarni kutilmagan vaqtda mana hozirgi mana Amerikans bilan tushganda mana Amerikans bir kun oldingi bo'yini ko'rsangiz, mana valiy Kamchevekni yorib tashadi mana, to'g'ri? Xuddi shu Sanjarda shuna holatlar bordi. Kutilmaganda u yiqitadigan usullar bor. Bu holatda endi masalan nasib bo'lmadi endi. Endi masalan bu sportchilarga o'ta qiyin, masalan bir kunni yaxshi qilolmash mumkin. Kayfiyat bo'lmas. Kayfiyat bo'lmas mumkin yoki bir joy, lekin biz o'g'il bo'lamiz, betim og'riyapti, deya olmaymiz. Chichimizni qo'yamiz, yaxshi qilolmadi, baribir u faqat jinni ringga qo'qmasdan chiqadi. Lekin yaxshi inson baribir hayajonda bosib chiqamiz. Endi bu yerda kechki paytga yaxshi bir qurolmaganlik yoki bir tushida yomon tush ko'rib qolsa tush bu insonga ta'sir qiladi. Voy, kecha tushimda yutkizib qo'ydim. Yutkizib qo'ymagan, hech kimga ayta olmadim holatimni. Lekin kechki payt yutkizib qo'ygan shuni tushida. Masalan menda ham ko'p holat bo'ladi-da bu. Masalan shu Miguel Cotto'da ham mana xuddi o'zim Miguel Cotto bilan jang tushyapti. Xuddi shu Miguel Cotto bilan jangda ham xuddi shu holat masalan abetda yarishi 2 soatlik hukmda tushmik ayon bo'lgan-da. Deb borsam, "Voy, Muhammad Qodir yutuvdingmi? Senga bermadi. Bitta o'g'asan tushmaga. Ey Xudo, astag'firlo" deb turib duolar qilib, hadya-padya qildik-ku. Bir taqatda yutuvdim, bermadi. Shunaqa holatda. Endi unda ham shunaqa holatlar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Uni hech kim bilmaydi. Qaysi bokschini professional boksda porloq kelajak kutyapti deb hisoblaysiz? Hozir yoshlarda ko'p buni. Bittasini ayting, eng zo'rini. Siz nazlingizda shu yigit professionalda nasib qilsa zo'r natijalarga erishadi. Professionalda. Havaskorligi yigitlarimizdan. Kim desa bo'ladi. Hozir shaharman, uje hozir kunda davogarman. Isroil Madaniyatman. Men o'zimni eng yaxshi ko'rgan shogirdim o'zimni. Kim u Bektemir Meliqo'ziyev, mana o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar, Delahoyani eng zo'r lyubimchigi bo'ldi. Mana bitta yiqitayotgan holatda mana ko'rgan bo'lsanglar, texnik nokaut, nokaut bo'lib qoldi. Bu hali bu mashina uyib chiqib qolaman Bektemirda. Nima Bektemir? Bektemir hali yoradi. Hozir agar imkon bo'lsa Delahoya yana bir bor bularni yana bir revansh jangga chaqiradi. Albatta bu mana bu Pakyao deysizmi? Pakyao mana oddiy qozog'istonlik bitta boksyorga nokaut yiqilgan. Mana sizlar bilmaysizlar. Nokaut yiqilgan. Ashu qatli ashu Bektemir qanday yiqilgan bo'lsa, shu holatda yiqilgan. Qozog' bilan oddiy bir sudya qilib yuribdi, mana bizni chaqiramiz keladi. Men yutganmi deb faxrlanadi. Men nokaut qilman 5-6 bo'yimda deyapti. Pakyao. Endi vaqtlar kelibdi, mana hozir shunaqa mana 6-7 bo'yda mana hozir nokaut bo'ldi, yana hozir kim aytdi mana o'zi mana to'g'risi mana 2 yil oldin yoki mana nokaut mana bundan Bektemirdan battar yiqilgan. Bahodir javob bilan. Kechagi Kamchibek turgan finalga chiqib olish katta gapdi bu. To'g'ri. Shunga o'xshab buni hech kim ayta olmaydi. Hozir men umidim shu Bektemirga duo qilaman. Xudo xolasa o'zim yaqin ukam. Men bunda haligi Jahon chempion Hopkinsni jangdan Bernard Hopkins. Xuddi shu holatda men bo'lar ko'raman. Seni hech kim yuta olmaydi. Sendagi bu ularda
avlodi anaqa ekan, temirchilar. Bu 7-chi avlod, haqiqiy 7-chi. Xudo xolasa bunda g'oyibona kuch bor. Faqat buni bir de kamchiligi ko'p YouTube'larda, ko'p anaqalarda ko'p o'zini rasmini ko'p qo'yib yaryapti. Baribir qiziqish bor. Odamlar ko'rib, odamlar nazar. Bitta iltimosim shu insonga, ukamga shu rasmlarni yo'qotish kerak amroq. Janob Bek Temir, mana chempionimizdan sizga maslahat. Xo'p, nima uchun Andijondan so'nggi paytlarda mashhur bokschilar chiqmay qo'ydi? Vaholanki Andijon bizdagi boksni deyarli markazi edi yaqin. Bu savol menga ko'p berdi mana. Haqiqatan mana bu Tokioda nimaga Andijon qatnashdi? Haqiqatan mana 49 vaznda mana Hasanboy Do'smatov hozir kunda lider, lekin 49 vazn bu olimpiada olib tashlandi. Endi bu shaxs shubhasiz endi iloji yo'q. Lekin 52 vaznda mana hech kim yo'q edi. Mana bu yerda Shohobiddin Zoirov xabarlar bor, Dubayda professional boks shug'ullanib yurgan shu o'tgan yillari va Sardor Ramanovich mana shu tavsiyasi bilan shu balani bir lubitirga qo'yaylik. Men niyatim shu Bahodir Jalolov va shu Shohobiddin Zoirovga ishonaman degan bir qutirib Sardor Ramanov Sardor degan gapi bilan shu havaskor boksga kiritishdi. Shunda O'zbekiston chempionati Buxoroda qaysi bir joyda bo'layotgan holatda bu shu musobaqa ketayotganda Latif oldi. Shu kuni onasi og'irlashib va onasi vafot etdi. Va shu taqdirda iloji yo'q, yana o'sha pervaldan orqaga qaytdi. Va shu holatda bu yerda Zoirov O'zbekiston chempioni bo'lib yana bir bor o'sha olimpiadadan keyin o'rtada tashab yuborib va keyin chempionat meriga yo'llanma oldi va shart shubhasiz chempionat meriga borib, sizlarkanizdek jahon chempioni bo'ldi va уже uni o'rnini hech kim egalla olmay qoldi. Taqdir. Va bu endi bu Latifda ham anaqa yo'q. Ayb yo'q. Ayb yo'q, lekin Latif UFC'da mana o'zingizlar ko'rganingiz finalist Mira bo'lgan, chempion Osiyo o'yinlarini yutganmiz. Endi bu sabab, keyin mana Iqboljon Xoldarov mana 69 vaznda nihoyatda zo'r bokschi bo'lib yurdi. Mana o'zingizlar ko'rdinglar, qaysi bir Yekaterinburgdami, qaysi bir Mejdaronning turnirida shu raqibini shu qo'lini naqas ko'ziga kirib ketib qoldi, ko'zi pardasini yirtib qo'ydi. Va ko'zi pardasini yirtib, uni qanchagacha bir operatsiya qildirib turib, 6 oy yoki 8 oymi, 1 yillab boks tushish qat'iyan man etdi. Va shu sabab u ham nima deydi? Ana buni bizni viloyat hokimi Shuhrat Qo'shabayev katta qo'llab-quvvatlab, hamma imkoniyat yaratib berdi. Lekin baribir birinchi navbatda sog'lik birinchi o'rinda turar ekan. Uchta biz asosiy da'vogarimiz shular edi o'zi. Umidimiz. Lekin hali biz o'ksitishimiz yo'q, hali bular yosh. Endi hozirgi kunda ko'rgan bo'lsanglar 40 yoshgacha qilib qo'ygan. Endi yana xudo xolasa keyingi olimpiadaga yana boshqatdan bu biz sport bugun olimpiada tushunmadingmi? Keyingi olimpiadaga. Yosh bir sportchi jiyaningiz katta sport olamiga kirib kelish arafasida ekan. Bahodirov Muhammad Hanafiy haqida so'zlab bersangiz, chunki bu yigitning erishayotgan yutuqlari ko'pchilikni e'tirofiga tushmoqda. Shu 2005 yilda bo'lgan fojia, avariyalar bor, anjon voqeasi. Mana shunda men o'zim shu bu mega kotta bilan ringga chiqadigan paytlarim bo'lgan. Shu 2005 yil fojiada men o'zim jiyanim shu Muhammad Nosir Bahodirov deb shu halokatda olamdan o'tgan va shu holatda shu jiyanim bo'yda bo'lib g'oyibona shu tug'ilgan ekan. Mana orada mana hozir 2005 yil bo'lganmiz, hozir 17 keldi. Mana hozir endi shu otasini kasbini o'shab hamma o'zi kickboksda yurib, mana hozirgi kunda Bahodirov Muhammad Hanafiy deb ism qo'yganmiz. Mana hozirgi kunda otasiga o'xshab 2 metr bo'y bo'lib, mana hozirgi kunda shu akademiyaga kirish tayyorgarlik ko'ryapti. O'ylaymizki, yaqin kunlarda shu otasini yo'lini olib, men ham kelajakda meni esa bo'lib otam kasbini
otam erişmegan yutuqlarga erishaman degan maqsadda harakat qildi. O'ylaymanki, biz faqat duo odamiz. Xudolasa ular shahidlar maqomiga yetsin otalari. Lekin agar bo'yni oldin shu jangda shundan eshitganda shu ashaydan tashlab kelardim bo'yda. Kotto bilan jangda. Kotto jangda. Lekin bu yerda Kotto bilan jangda u ana bu yerda hurmatsizlik qilinga chiqqanligi sabab nimaga tezroq mana shu O'zbekistonga oltin kamar ko'tarib kelsam shu prezidentga xalqqa bir jichcha bo'lsa ham deydi nima u 2000 to'polon esdan chiqadi degan maqsadda chempion bo'lib men kamarni olib kelaman degan fikr bo'lib qolgan va bu yerdagi mana texnik nokaut emas yoki ko'z ishib ketib qolish holatlarini o'ylab ko'rmaganmiz. Ertaga meni bo'yimni 100% gapirishi mumkin. Bu bo'yimni sotib yuborgan bular sabab katta pulga. Mana agar bo'lmaganda mana o'zingizlar ko'rgan bo'lsangiz meni jangimda meni doktorim bo'lmaganda. Shu doktordan yar turib kelganda qanday doktor qilib yengib chiqishgan u Arturga bu sohani tushunmaydi. Men o'zimni oldingi Amerikada tushib yurgan joylarimda har biriga o'zim 5000 dollar pul to'lardim shu doktorimga. Lekin bunda hamma rasxod shu Germaniyaning bo'yinda bo'lgan. Shuning uchun Germaniyadan bitta doktorni Amerikaga olib borib kelish bo'yidagi rasxod hammasini qochib, o'zlari doktor bo'lmoqchi, o'zlaricha doktor qilishgan o'zlarini. U uni o'tib spesialni o'zining doktorlari bo'ladi. Mana bu Arturaga deysimi, shu o'sha yerga murabbiy deysimi, bu ish bitta joy ichgandan keyin shu joyga haligi surkast boshlaydi. Ha, lekin haqiqiy doktor ishmasdan turib, ishadigan joylarda haligi oldindan bir qadam oldindan haligi oldini olib turadi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, ashu pirchatga udar naq demagan, pirchatkan ustidan udar deb, demak ona ish holat bo'lgan. Bu yerda mishirganingizda bar havo kirib, ko'z ko'rmay qolgan. Va pirchatkan ustidan urganingizda keyin ujaligi qon yorilib ketmaganda, qon to'planib bo'lib, boshingiz gangish holat bo'lib qolgan. Bo'lmasa, u agar bu yerda ko'z ko'rmay qolgan holatdan og'rimasa, bemalol tushaman derdi mana. Bu yerda holat endi bo'lib qolgan, iloj yo'q. Shuning uchun men aytaman, meni bo'yim ko'pmas satishni sotib olgan, katta pulga. Bahor Qodir aka, bugungi suhbat uchun, ochiqlik uchun, haqiqat uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelajakdagi ishlaringizga rivoj, shogirdlaringiz xuddi siz kabi yurtimiz bayrog'ini ko'kka ko'taraversin. Bugun siz bilan suhbatlashish men uchun sharaf bo'ldi. Hammasi uchun rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.